Merhabalar. Bugün de sizlere farklı bir şiirle merhaba diyelim. Şiirin ismini söylemeyeceğim, şairini de söylemeyeceğim. Bakalım hatırlayabilecek misiniz ya da bilebilecek misiniz? Ne kadar şiir bilginiz var? Evet, hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek, yumuşak, ılık. Bir yaz akşamı gibi inecek, ağır yeşil dalların ardından. Rahatlık. Hastalar, kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Kapının arkasında dünya. Dünya cıvıl cıvıl. Kalkacaksınız yatağınızdan. Gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. Sararmak, limon gibi, mum gibi erimek. Devrilmek, kaf bir çınar gibi ansızdın. Kardeşler, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar. Biz insanız çok şükür, çok şükür biliriz ilacımıza umut katmasını. Yaşamak gerek diyerek ayak diriltip dayatmasını. Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı inecek. Ağır yeşil dalların arasından rahatlık. Evet, tanıyabildiniz mi şairimizi burada? Sesler geliyor gibi ama çok bilinen bir şiiri değil. Bu günlere umut olsun diye ben bu şiiri okumak istedim. Gerçekten bugünlerde çok ihtiyacımız olan şeylerden biri değil mi umut? Evet, umut ediyoruz. Bütün hastalarımız en kısa zamanda iyileşecek, ayağa kalkacak, eski günlerimize döneceğiz. Biz de yasaklı şehirlerdeniz, içerilerdeyiz, dışarılar bomboş, dışarılara çıkacağız, yine aynı şekilde doğa yürüyüşlerimizi yapacağız. Evet, yani bir umut var hepimizin içinde, değil mi? Umutsuz mümkün değil yaşamak. Evet, bir polis arabası geçiyor, çok sorumlu olanlar, polis kardeşlerimize, doktorlarımıza, herkese ve herkese kolay gelsin diyoruz. Peki gelelim şairimize. Kimmiş bu şairimiz? Şöyle diyeyim. Türk edebiyatının serbest nazım ve toplumcu şairlerinden. Serbest nazım diyoruz. Yani şiirlerini serbest ölçüyle dile getirmiş. Evet, Nazım Hikmet'in bir şiiri yani Umut. Nazım Hikmet, şöyle diyeyim, eserlerinden 835 satır, Kuvayi, Milliye Destanı, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim, benim WhatsApp problemdir yani, severim yani, yaşamak gerçekten güzel. Hani hep diyorduk ya, şöyle bir dağın arkasına gidelim, işte kafamızı dinleyelim falan filan. İşte oldu. Hadi bakalım, evlerimizdeyiz. Gerçi daha çıkmadık ama evlerimizdeyiz, evimizin içindeyiz. Ama yine de değil mi? İnsanoğlu hiçbir şeyden maalesef memnun olmuyor. Ama her şeye de umutlu olmak, mesela işte şu koşulun böyle dediği gibi işte haberci, güzel haberler verilecek inşallah. Peki serbest şiir dediğimizde bu toplumculardan, toplumcu şairlerden kimleri tanıyorsunuz? Kimler aklınıza geliyor?
Arif Damar, değil mi? Ahmet Arif burada. Rıfat Ilgaz. Peki Rıfat Ilgaz denince aklınıza ne gelmeli? Rıfat Ilgaz denince aklımıza gelmesi gereken Hababam Sınıfı, değil mi? Daha çok hani Hababam Sınıfı yazarı olarak bilinir ve Rıfat Ilgaz denince akla hiçbir şey gelmez ama Hababam Sınıfı denince akla gelir Kastamonu. Bu arada Kastamonulu arkadaşıma çok çok selam gönderiyorum ve bana verdiği destekten dolayı karşılıksız, katıksız yani çok çok güzel insanların bu şekilde birbirlerine destek olması sağ olsun. Kastamonu'ya inşallah gidersek bir daha kahvesini içeceğiz. Bir Karadeniz gezisi sırasında uğramıştık. Çok güzel bir meydanı var Kastamonu'nun. Ve biliyorsunuz Kastamonu deyince de aklımıza gelmesi gereken sarımsak, değil mi? Taşköprü sarımsağı. Oradan gelirken de almıştık bir Taşköprü sarımsağı. Çok çok güzeldi gerçekten. Hiçbir şey de olmadı bozulmadan. Evet, Rıfat Ilgaz'ın orada bir lisesi var, kütüphanesi var. Belki bilmeyenleriniz vardır meydanda Kastamonulu. Şiirleri de var aynı şekilde Rıfat Ilgaz'ın sadece tiyatro değil. Bunu yazmış. Şimdi Hababam Sınıfı denince herkes mesela edebiyat öğretmeni deyince de Faalatin, faalatin, faalatin aklınıza gelir. Ama edebiyatımızda şu an bunlar yok artık. Yani var da ezberletmiyoruz. Şimdi bizden önceki dönemler o kalıpları ezberlemiş. Biz de ezberlemiştik bir 15-20 tane lisedeyken. Ben de öğretmenliğimin ilk yıllarımda vermiştim. Daha sonra artık vermedik. Şimdi öğretmenlik anlatımız ortaya çıkacak böylece. Ama şöyle bir şey. Eğer tabii ki okumak isteyen varsa o bölümü onları ezberleyecek, bilecek. Bir de ben hiç unutmuyorum üniversitedeyken. Şimdi yatay geçişte yapacağım için işte çok çalışmıştım. Birinci vizem eski Türk edebiyatından 95. Sonra ikinciye girdik artık çok rahat ben diyorum ki işte Rize'yi aldım şey yaptım falan. Bir ders gördük nedense bu konuları biz. Sonra öğretmenimiz sağ ol kalktı. 10 soruyu da bundan sordu. Herhalde sınıfa gecikme oldu bilmiyoruz. Üniversitede ve daha sonra ben ondan 0-5 almıştım ama 0-5 olan yoktu. 0-0 kağıtlar. Ve daha sonra 100 ortalama. 2 yıl önce 50 ben rahatlıkla geçmiştim. Ama birçok kişi de maalesef ki geçememişti. Çok üzülmüştü. Evet, daha sonra yani toplumcu şairlerden yani bunların etkilendikleri akım neydi? Futurizm akımı. Futurizm gelecekçilik, değil mi? Nazım Hikmet'in etkilendiği Rus şair Mayakovski'den. Nazım Hikmet denince aklıma da şey geldi. Yaz tatilinde Baltık başkentlerine gittiğimizde orada Can Selyo İstanbul'a gelmedi ama şey demiştir rehberimiz Sibel Can ve soy isminden tersi Can Selyo olarak aklınızda kalsın. Hatta orada bir fotoğraf çektirdiğimizde herkes demişti ki bana arkadaş attığımızda aa işte Rusya'da mısın? Yani Nazım Hikmet'in mezarı başında mısın? Falan demişti. Hayır dedik çok benziyorlar gerçekten birbirlerine. Hatta bu gezide tanıştığımız bir arkadaş Denizli'den bir başka arkadaşımızın doktor arkadaşıymış. Ona atmıştık. Aa dedi ne güzel dedi ikiniz de dedi karşılaşmışsınız orada Rusya'dasınız herhalde. Hayır Rusya'da değiliz dedik. Evet Nazım Hikmet'in dediği gibi sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlıklara? Bir şekilde değil mi? Hepimiz görevimizi yapacağız, çabamızı göstereceğiz ve daha sonra inşallah karanlıkları aydınlıklara çıkaracağız. Akşam olmasına rağmen güneş çok kuvvetli geliyor ve karşımdan geliyor. O nedenle böyle gözlükleri takmış bir biçimde
Oturuyorum. Kusura bakmayın. Yani gözlük bende bir ihtiyaç, güneş gözlüğü. Yani bir aksesuar değil. Çünkü gözlerim açık renk olduğu için karşı tarafa bakamıyorum. Zaten bu şekilde rahat konuşmam diğer türlü mümkün olmayacak. Ve bazen derler işte, aa işte hocam gözlüğünüz işte kıyafetinize, şeyinize uygun. Evet, onu seviyorum yani açıkçası. Kıyafetlere, her bir şeye uygun olmalı. Ama dediğim gibi bir ihtiyaç yani bende güneş gözlüğü. Çok şükür şimdi diğer gözlüklere ihtiyaç duymuyoruz da. Evet, tabii olacak yani her bir şey. O nedenle diyorum ki umut, hastalar iyileşecek, her şey güzel olacak. Ve böylece serbest nazım ve toplumcuları da bir kısmını şöyle bir anmış olduk. Hepinize mutlu yarınlar, güzel yarınlar diliyorum. Güzel kalın.